Hocam ismini şu an bulamadığım, hatırlayamadığım ama sorusunu not ettiğim hanımefendiden özür diliyorum öncelikle. Evet, sorusu şöyleydi. Oğlu varmış 11 yaşında. Hep diyormuş ki anne bir uzman da televizyona çıkıp artık desin ki tabletle oynamak çok sağlıklıdır çocuklar tablet oynayın. Tam yerine denk geldi. Diye, evet hocam size danışıyoruz. Kendisi demiş ki lütfen hocam bu soruya cevap versin oğluma izleteceğim demiş. Sevgili ismini hatırlayamadığımız izleyicimizin oğlu. Onu da ismini bilmiyoruz tabii haliyle. Bulacağım ismini. Altına yazacağım. Tamam altına yazacağız söz. Evet. Yani faydalı olduğu çok yer var. Su da faydalıdır. Kafanızı küvete sokarsanız bir dakika içinde ölürsünüz. Faydalı şeyi ölçülü tükettiğimiz zaman gerçekten faydalı. Bir örneğini vereyim. Bilgisayar oyunlarını rutin olarak oynayan beyin cerrahları ameliyatlarda daha az hata yapıyorlarmış. Mesela böyle bir çalışma çıkmıştı. Yahut mesela araba yarışı oyunlarını fazlaca oynayan kişiler direksiyonda daha mahirler. Niye? Beyinleri sürekli olarak o simülasyonlarda aslında araba sürmeye çalışıyor. Bu tip işlerde mesela İngilizce öğrenmek açısından internete girdiğiniz her türlü muhabbet ya da işte oyunlarda dille karşı karşıya kaldığınızda verdiğiniz tepkiler bunların hepsi öğretici. Ama siz bu basit ve kısmi faydaları bütün bir günü dolduracak bir meşgaleye dönüştürürseniz alamıyorsunuz. Ya o faydalar gidiyor. Onun yerine yapabileceğiniz birçok şeyi yapamayan, beyin beden koordinasyon becerilerini yavaş yavaş kaybeden, geliştirmekten öte kaybeden, sürekli oturduğu yerde bıt 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 başkasının ürettiği içerikleri görsel ve işitsel olarak tükettiği için kendi hayal dünyasının güçlerini kaybeden bir insana dönüşebilirsiniz. Az kullanıldığında faydalıdır. Ölçüsü de şudur. Sevgili küçük kardeşim ya da genç kardeşim kim sordu bilmiyorum. Bu serzenişi kim getirdi bilmiyorum ama. Bak eğer tablet oynarken bu kadar yeter deyip kapatabiliyorsan tablet sana faydalı. Bak bunu söylüyorum. Eğer bu kadar yeter deyip sen kendin tableti kapatabiliyorsan onunla oynamak sana faydalı. Ama 5 saat sonra kapatıyorsa yeterli. 5 saat sonra zaten kapatamaz. Eğer bana yeter deyip kendi koyduğun ölçüde kapatabiliyorsan, saatine riayet edebilirsen sen onun kölesi değilsin. O senin kullandığın bir cihaz demektir. Ama eğer kapatamıyorsan, eğer yemeğinden, dersinden, şundan bundan fedakarlık etmek zorunda kalıyorsan o alete köle oluyorsun demektir. Haberin olsun, bir sır vereyim. Yoksa onun dışında tek başına zararlı hiçbir şey yok. Uzmanlar uyarıyor. Ölçü diyoruz. Aynen öyle. Ölçü. Hayat ölçü.